okul, bir sağlık ocağı, iki tane canım vardı. Yaylalık olarak iki mahallem, orada da 400 hanem var. Okulumda 210 öğrenci, 15 görevli. Bunun 3 tanesi müdür ve müdür yardımcısı, 12 tane de öğretmenim, 210'da öğrenci. İki kademe var değil mi? Ortaokulda var yani. Evet, ortaokulda var sanırım. Köyümün geliri çiftçilikle olur. Genelde yer fıstığı, mısır, buğday ekimi. Zeytincilik daha sofrada devam ediyor. Evet. İhtiyaçlar taleplerimiz ne? Sayın Valim, öncelikle sulama suyuna çok ihtiyacımız vardır. Peki gölet yeri şimdi harika göle baktım da bir sürü kamulaştırma lazım. Köylü şey yapacak mı? Nasıl yapılacak? Köylülerin çoğuyla görüştüm efendim. Zaten herhangi bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Kendileri de burada zaten sorulabilir. Bir burada değil, harita üzerinde 6 yer var efendim. En uygun olan, en büyük olan Yukarı Kuşanak. Yukarı Kuşanak'ın yarısı gibi. Buradan yukarıda İncedel'in öbür tarafında kışla mevkiinden bağlanabiliyor. Özel idarede bir çalışma yapmıştım ben. Hani bundan hariç. Paşapınar'ın oradan bir bağlama var. Davutların oradan bir bağlama oluyor ama onlar küçük oluyor. Olmaz yani. Orada. Buralarda gerekmiyor tabii. Bir bakalım yani şu an. Ancak buna bakabiliriz. Bunlar birazcık yukarıda ormanlık olduğu için. Tamam, ona bakalım yani. İsteğiniz var mı? Şu göbeğe kadar. Şu göbeğe kadar fazla yok. Zaten şura yeter. Şu göbek yeter yani. 15 tane en fazla 20 tane. Gel bakalım. Hallet şuradan itibaren. Şu evi de şey yapmayacağız. Buranın bir tane tek çabalık. Gelip çabalık. Tamam. Yukarı yerde bundan daha yer çıkmaz. Niye çıkmaz? Gittikçe eğim bir bak yükseliyor olmaz ya. Şuradan da bir dere var mı? Karşıdan geliyor. Tamam. Oradan da işte şu. Burada ne olursa. Şöyle bak. Şurada bir demir çardak var. Evet. Oraya gelecek şekilde bir sette yaparız.